Merhaba arkadaşlar, Medo'nun hobilerine hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Rabbim yolunuzu iyi kullarıyla, merhametli kullarıyla karşılaştırsın. İçinde Allah korkusu olanlarla karşılaştırsın inşallah. Bugün sizlere bu patiğimin anlatımını yapmaya çalışacağım. Altı dikişli, arkası dikişli. Selanik modelinden 6 haroşa. Ben bileğine inci uyguladım bu modeli. İnşallah sizlere de anlatırım, beraber öreriz. İnci olarak biraz iri bir inci kullandım. Bu normal. Normalde patiklerde ben bu inciyi kullanıyordum. Bu biraz daha irisi. Bileğinde olduğu için biraz daha irisini kullanmayı tercih ettim. Daha gösterişli olacağını düşündüm. Elinizde hangi inci varsa onunla örersiniz. Misinalı şiş kullandım. 3,5 numara. İpim yabancı bir marka ama patik örümüne uygun. Bonbon lüks kalitesinde 58 ilmek olarak başladım ben. Beraber atalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58 ilmek olarak başladım. Şimdi bir sıra haroşa, yani diğer başa dek haroşa örüp geliyorum. Başa dek ördüm geldim. Şimdi burada giderken 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. İkinciden sonra 1 ilmek artırıyorum. 26 adet ilmek öreceğim şimdi. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ilmek ördükten sonra bir ilmek daha artırıyorum. Burada 2 ilmek örüyorum ortada haroşa. Bir ilmek daha artırıyorum. Bu kenarda yine 26 ilmek öreceğim. 2 ilmek kala bir ilmek de artıracağım. Şimdi bu 26 ilmeğimi örüyorum. Buraları karıştırırım diye düşünürseniz
Yeni başlayan arkadaşlar, işaret bırakın. 26 ilmeğinizin sayısı hiç değişmeyecek. Ortası V şeklinde açılacak. Kenardakiler ortaya doğru kenardan artırma olacak. Şimdi patiğin altında da gösteririm. 2 ilmek kalana dek örüyoruz. Yine ilmek artırıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Yani net görünüyor mu bilmiyorum. Ortanın şekli böyle V şekli aldı. Bu da kenarlardaki artırma yerlerimiz. Fazla belirli değil. Ben artırdığım için farkındayım buraların. Bu şekilde. Şimdi geri dönerken artırdığımız ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Kenarını tırtıkla örüyoruz. Haroşa kenarını. Biliyorsunuz, dikmesi dikildiği zaman dikişli bir patik olduğu için ilmeğimi döndürerek ördüm arkadaşlar. Bu artırma yaptığım ilmeğimi bu şekilde alıp örmedim. Bu şekilde döndürerek ördüm. Gizli artırma. Yani doğru yüzünden fazla belli olmayacak şekilde. Şimdi bu ortadaki ilmeğimiz her zaman 26 burası. Aklınız hiç karışmaz. Artırmadan sonra hep 26 ilmek. Ortanın artırmasında yine bu şekilde öreceğim, döndürerek. Bu kenarlarımızı tırtıklı örüyoruz dikeceğimiz için. Şimdi ortaya gelince tekrar anlatacağım. Patiğimiz 37-38 numara için mankenin ayağında da gördüğünüz gibi bu manken ayakları genelde 37-38 standart. Daha büyük küçüğü var mı bilmiyorum. Benimki 37-38. Ortaya geldim. Bu da artırdığım ilmeğim. Bunu buradan tersten çevirerek örüyorum. Yani gelişine örmüyorum. Delik oluşmaması için bu kenardan girip döndürüp haroşa örüyorum. Ortadaki iki ilmeğim, bu da diğer artırma ilmeğim. Döndürdüm, ördüm. Yine başa dek örüyorum buradaki artırmaya dek. Onu da aynen böyle döndürüp öreceğim. Bir yöne giderken artırıyoruz. Oradan geri dönüp gelirken artırmalarımızı haroş olarak örüyoruz. Şimdi yine artırma sırama geldim. Burada artırdığım ilmeğimle beraber 3 ilmeğim oldu. 3. Şimdi bir ilmek daha artırıyorum. Buradaki ilmek sayım ortadaki artırdığım sayıya kadar hep 26. Burada aklınız hiçbir şekilde karışmaz. Artırma işleminden sonra kenar ilmeğinizi sayacaksınız. Bir ilmek artırdık. Kenarda iki ilmeğimiz vardı. 3 oldu. Üçüncüden sonra yeniden artırdık. Şimdi 26 ilmek ördükten sonra yine ortada artırma işlemi yapacağız. 26 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Ortadaki ilmek sayım 2 olarak başlamıştım artırma işlemine. Şimdi geçen turda birer ilmek sağından solundan artırmıştım bu iki ilmeğin. Ortada şu anda 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeği ördükten sonra bir tane daha artırıyorum. Buradan bu artırma yerine kadar 26 ilmek öreceğim. 26 ilmek ördükten sonra bu kenardaki artırma işlemini de yapacağım. Örgümüzün sağından, solundan ve ortasındaki iki noktadan ilmeklerimizi artırarak 90 adet ilmeğimiz olana dek bu işlemi yapıyoruz. 90 adet ilmeği 8 diş haroşa olduktan sonra buluyoruz.
Burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşamız olana dek bu işlemi yapacağız. Her sırada artıracağız. Gidişte artıracağız. Dönüşte artırdığımız ilmeklerimizi döndürerek delik oluşturmadan öreceğiz. 90 ilmeğimiz olana dek patiğimizin tabanını örüp gelelim. İlmek sayım 90 olana dek artırma işlemlerimi yaptım. Bakın artırma yerleri burası, kenardaki. Burası orta. Burası da diğer kenar. İlmek sayım şu anda 90. Bu sırada bir ters, bir düz örüyorum bütün ilmeklerimi. İlk kenar ilmeğini örmüyorum. Tüm ilmeklerimi bir ters, bir düz örüyorum bu sırada. Bir sonraki sırada Selanik örmeye başlayacağım. Başa dek ilmeklerinizi bir ters, bir düz örüp gelin arkadaşlar. Bu sırada ters gelen ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz ters ilmeklerimize. Düz yüzü bize bakan ilmeklerimizi, şimdi bu burada düz. Üstten girmiyoruz. Bu ilmekten girmiyoruz. Bir sıra alttan. Bakın şimdi. Tam örgünün, düz örgünün göbeğinden, tam ortasından giriyoruz. Bir alt sıradan örüyoruz. Ters ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Düz ilmeğimize geldiğimiz zaman bir sıra alttan giriyoruz. Buradan tutturmuyoruz. Buradan aşağıdan. Selanik örmeyi bilenler zaten biliyorlar. Bilmeyen ilk defa örecek arkadaşlar için anlatıyorum. Bir sıra alttan tam örgünün ortasından giriyorum. Örüyorum. Terslerim ters. Diğer başa gelip diğer tarafı döndürdüğüm zaman o ters gelen ilmekler de aynen bu şekilde örülecek. Düzü bana geldiği için. Bir alt sıradan ters ilmekler ters, düz yüzü önde olan düzlerin bir alt sıradan şuradan. Yavaş öreyim daha net anlamanız için. Şimdi buradan değil. Bakın burada aşağıda tam buradan. Tam bu değil. Burası aşağısı. Bu kısımda. Bütün ilmeklerinizi başa dek böyle örün arkadaşlar. Başa gelip örgümü döndürdüğüm zaman diğer yönde ters gelen ilmeklerim şimdi düz geldi. Onlara da aynı işlemi yapacağım. Şimdi düz gelen bu ilmeğime buradan bir sıra alttan giriyorum, örüyorum. Ters gelen ilmeklerimi ters, düz gelen ilmeklerimi bir sıra alttan girip örüyorum. Şu şekilde örmüyorum yani. Bunun şurada gördüğünüz yuvadan
bir sıra altından bu yuvadan giriyorum, örüyorum. Birkaç sıra ördükten sonra daha belirgin olacak. Ben birkaç sıra örüp geleyim. Daha net görebilirsiniz. Birkaç sıra ördüm. Selaniklerim daha belirginleşti. Bu işlemi kenardan sayalım. Buradan 12 diş olana dek öreceğiz. Hiçbir eksiltme, artırma işlemi yapmadan 12 diş olana dek örün. Şuralardan sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buralardan sayın. Gayet rahat sayılıyor. 12 diş olana dek örün. Eksiltme işlemlerini o kısma geldiğimiz zaman anlatırım. Selanik 12 diş olana dek ördüm. Örgümün ön yüzü benden tarafta. Şimdi ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ortada eksiltme işlemi yapacağım. Bunun için 38 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 38 tane ilmeğinizi haroşa olarak örün. Ortadaki eksiltme işlemini anlatacağım. 38 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bu kısımda 14 tane ilmeğimi tam ortasındaki 14 tane ilmeğimi çift çift örüp 7 ilmeğe düşüreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 14 ilmeğimi 7 ilmeğe düşürdüm. Şimdi bu kenarda 38 adet ilmeğim var. Ortadaki 14 ilmeğimi çift örüp 7 ilmeğe düşürdüm. Şimdi bu kenarda yani sol tarafta yine 38 adet ilmeğim var. Bunları yine haroşa olarak başa dek örüyorum. 38 ilmeğimi başa dek ördüm. Burada ipimi kestim. İpimi kestikten sonra boncuklarımı taktım. Başlangıçta takmadım çünkü boncuklarımı bütün örgü boyunca ipte ittirmeye çalışmayayım diye. Zor oluyor başlangıçta takıldığı zaman. Şimdi örgünün tersi benden yana, burası düz yüzü, ön yüzü yani. Ön yüzü ileride, ters yüzü benden yana. Boncuklarımı atmaya, incilerimi atmaya başlıyorum. Baştan alayım, daha net görün nasıl başladığımı. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden kenara aldım. Bu ikinci ilmeğimi örmüyorum. Bir boncuk bıraktım. Boncuğu bıraktığım ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ördüm. Haroşa örüyoruz ilmeklerimizi. Bir sonraki ilmeğe geldim. Onu yine örmeden önüne boncuk bıraktım. Bir sonraki ilmeği ördüm. Üzerine boncuk attığımız ilmeklerimizi örmüyoruz. Bir ilmek boncuk attım. O ilmeği örmedim.
Bir sonrasını ördüm. Bir tane inci bıraktım. O ilmeğimi örmedim. Bir sonrasını ördüm. Bu ilmeği örmüyorum. İnci bıraktığım ilmeğimi bir sonrasını örüyorum. Ilmeğimi bir ince attım, bıraktım. Bir sonrasını ördüm. Bunu örmedim. Bir sonrasını ördüm. İpim de ileride arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman incileriniz gayet muntazam, örgünün içinde kaybolmadan duruyor. İnci attığınız, bıraktığınız ilmeği ördüğünüz zaman inciler örgünün içine kayıyor. Bir sonraki sırada, bu sırada şimdi bu ördüğümüz ilmeğin üzerine atacağız ki incilerimiz yer değiştirecek. Bu şekilde bir inci bırakıyorsunuz, inci bıraktığınız ilmeğinizi örmüyorsunuz, bir sonraki ilmeği örüyorsunuz. Başa dek bu şekilde örün. Bir ilmeği örüyorsunuz, bir ilmeği örmüyorsunuz. Örmediğiniz ilmeğinizin önüne inciyi bırakıyorsunuz. Bir sonraki ilmeği başa dek ördüm. Şimdi örgümün ön yüzü benden yana. Bu sırada bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Örmediğim ilmeğimi de örüyorum. Hepsini. Hiçbir işlem yok. Haroşa olarak örüyoruz. İncilerimiz gayet muntazam durdu. Başa dek bu şekilde örün. İkinci inci sıramıza geldik. Örgümüzün tersi yine bizden yana. Doğrusu ileri bakıyor. İkinci incileri atacağız. Bu kez daha önceki sırada attığımız ilmeğe değil, aradaki boş ilmeğe atacağız. Bu iki incinin ortasındaki ilmeğe atacağız. Yani bu ilmeklerimize atacağız. İncileri böyle kayması için sıraların. Yine ince attığımız ilmeğimizi örmüyoruz. Bir sonraki ilmeğimizi örüyoruz.
Öyle. Başa dek örelim. 4 sıra boyunca ince uygulamamı yaptım. Şimdi burada tam üzerinde ilmek eksiltme işlemi yapacağım. 30 ilmek bu kenarda bırakıyorum. 30 ilmek de bu kenarda bırakıyorum. Ortadaki 23 adet ilmeğimi beraber öreceğim. Buraya bir tane işaret bıraktım. Bu ilmeklerimin ikisini beraber örüyorum. Tam ortadaki 23 ilmeğimizi beraber örelim. Daha sonra kenardaki 30 ilmeğimizi de örelim. Bir sonraki sırada ilmeklerimizi kapatacağız. Bütün ilmeklerimizi. Tam ortadaki 23 ilmeğinizi kapatın. Son sıramıza geldik. Şimdi bütün ilmeklerimizi kapatacağız. Çok fazla sıkı olmayacak şekilde. Çok da gevşek bırakmayın. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimi kapattıktan sonra şimdi patiğin tersini çevirip alt kısmını, yani bu kısmını, altını ve arkasını dikeceğim arkadaşlar. Dikme işlemlerini de tamamladım. Altını diktim. Arkasını. Bakın burası altı. Burası da arka kısmı. Ben üzerine yani bileğine bir sıra sık iğne ördüm. Şimdi diğerinin. Bunun üzerine de bir sıra sık iğne örüp geliyorum. Üzerinin tığlama işini de yaptım. Siz isterseniz değişik şekilde oyalar da yapabilirsiniz. Patik oyası ya da kirpik yaparsınız. Artık üzerini süslemek size kalmış. Şimdi ben mankenime giydiriyorum bunu. Çok güzel yumuşak bir örgü oldu. Selanik. Selanik'in özelliğidir. Esnek bir örgü. Bitmiş halimiz böyle. Örmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Takıldığınız yerler olursa sorularınızı cevaplarım. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Gönlü güzel insanlar, gönlünüz nasılsa gözleriniz de öyle görülmüş. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel gönlünüz varmış ki bana o kadar güzel yorumlar dönüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sizleri de sizler gibi kalbi gönlü güzel insanlarla karşılaştırsın. Allah razı olsun sizlerden. Kanalıma abone olanlardan, güzel yorumlar yapanlardan hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.